kök diye bir şey kalmamış ya bunda. Tamam Yani çok fazlasıyla etkiledi. 435 bin adet marlum vardı, hepsi gitti. Ee, 10 dönüm kabağım gitti, 20 dönüm maydanozum gitti. 40 bin adet beyaz lahanam gitti. Daha ne sayayım yani? Hiçbir şey kalmadı tarlada. Ya en az 1 trilyon 200 milyar masrafımız var. Bunun fide bedeli, işçilik bedeli hepsi. Sadece masraf. Doğru. Beklentimiz bir önceki senenin açıklarını kapatmaktı. Başka bir şeyimiz yok derdimiz. Çünkü her sene bir doğal afet oluyor. Domates eken arkadaşlarımız var, biber eken arkadaşlarımız var, mısırlar var. Hep aynı durumda. Şimdi umutlarımız yerle bir oldu. Her şeyden çok umutluyduk siz de dediğiniz gibi. Yağmurlar güzeldi. Her şey pahalı olmasına rağmen alıp gübremizi, iracımızı atmaya çalışıyorduk. Fakat bayramın birinci günü yağan dolu. Bütün hayallerimizi bitirdi. Kurbanımızı kestik. Tam böyle oturup çok affedersiniz kavurma yiyecektik. Bir lokma aldık. Dolu başladı an. Her şey bitti. Kursağımızda kaldı. E i̇nanın bayramlaşmaya dahi kimseye gitmedik. O kadar moral, o kadar moral bozuk. Çünkü kolay değil. Yılların birikimi zaten hep zararla geliyoruz. Bu sene Tepebaşı bölgemizde afatsız bir dönüm geçirelim diye düşünürken yine beşincisi olarak arkadan ve bu çok kuvvetli olarak geldi. Bayramın birinci günü dediğiniz gibi. Tabii e, en büyük sıkıntı üreticinin mağduriyeti. Burada e, Allah'tan gelen bir şey, yapılacak hiçbir çözüm yok. Şunu istiyoruz, diyoruz ki bizim ürünümüzün satışında destek verin. Ürüne ürüne, ürün bazında destek verdiğimiz vakitler yerine gitmiyor diye. Şimdi geçtiğimiz yıl 1 liraya mal ettiğimiz bir ürün bu sene 4 liraya mal oluyor. Bu nedenle üreticimizin en büyük mağduriyeti her şeyden önce girdiler. Tabii elindeki malının zayi olması çok artı bir şey. Yani burada yapılması gereken bir sistemi, bir planlı, projeli e, tarımı uygulamamız gerekiyor. İşte e, görmüş olduğun kabak tarlanın yarısı ÇKS'li, yarısı ÇKS'siz. Tarla sahibinden alamama, miras kanunundan dolayı alamama, büyük büyük sorunlar hep e, üst üste her yıl devam ediyor. Tarım Bakanımızın Eskişehir'e geldiği vakitler biz çok umutluyduk, umutluyuz. Bir an evvel bu tarımla ilgili planlı üretim, planlı, pazar, kayıt altına bir an evvel geçmemiz lazım. Ki şu bulunduğumuz bölge aşağı yukarı 3000 dönüme yakın bir arazideki bütün üretici şu anda bayramı geçiremedi. Bunlar mağduriyet giderilmesi lazım. Üreticimizin maliyetleri, masrafları bir şekilde karşılamamız lazım. Ürün olarak verdiğimiz vakitler %100. Örneğin Mısır'daki, domatesteki, ki bu saatten sonra domatesi diksem olmaz, kabak belki bir nevi yüzde beş yüzde on kurtarısın işte, ama verim alamazsın. Yani hangi ürün olursa olsun bir kere dolu beresinden dolayı %50 elli var baştan. Ki üstündeki malına götürdüğümüze dikkate alırsak, biz bir de maliyetlerin yüksekliğinden dikkate aldığımızda bizim kar, bizim zararımız yüzde yüzün üstünde. Çünkü yüzde biz karşılayamayacaktık. Yani ürünü satsaydık. Maliyetleri, masrafları kurtarmaya çalışacaktık. E, şu tarlaya yapılan 100 bin liralık bir e, zararı biz nereden çıkaracağız? Şimdi eğer e, sadece üstündeki zararı görürsek bu yanlış olur. Çünkü ta, bizim üstündeki bir kabak fidesi veya bir domates fidesi 1 lira civarında. Ama ona yapılan hizmet 4 lira civarında. En büyük kayıp burada. O açıdan %100 hasarımız bu bölgede.